Ama bak kendi bir şey ama çok ilgileneceğim bir şey geliyor şu anda. Evet. Aynen. Geliyor. Yelda da geliyor, altın da geliyor. Sevgili izleyiciler, dün altın bilindiği üzere TT'di. Bugün evet. de Hürriyet gazetesinde arkadaşımız Fulya Soybaş yazmış. Türkiye bunu konuşuyor. Ayşe teyze ne yapsın? Altında rekor üstüne rekor, gram altın dün sabah 3.065 lira oldu. Hızla da yükseliyor. Yelda da geçenlerde Kapalı Çarşı'ya gitmişti. Taktı takıştırdı. Sonrasında sana soracağız. Eğitimin hadi ekonomi bakalım. Ne yapalım yani? İzleyelim. Işıl ışıl altınlar göz alıyor. Tezgahın arkasındaysa para bizde, şöhret bizde şarkısıyla tanınan Rumelili Orhan ve Kemal var. Paraları nerede yedim paraları derken paraları yemeyeceğiz. Şu anda mal, paralı yemek mülk, yok. Arsa. Ne varsa. Araba hiçbir şey para etmiyor şu anda altın. Altın. Altının cazibesine karşı koymak zor. Geçiyorum oraya. Tiyolar geliyor. En son burada kimler, hangi ünlü isimler altın aldı? Tam, çeyrek, vurgu muydu? Yok, vurma, bilezik. Vurma bilezik değil de çoğunlukla kesme altın şimdi. Kesme altın ne kadar bilmiyorum, düşünün. O kadar az altın alıyor. O kadar az altınım var benim. Çeyrek ilişim mi? Dikkat dikkat, Gelda'nın şimdi takacağı yarım kilo çeken kolye tek başına bir araba, hatta ev alabiliyor. Şimdi sevgili seyirciler, Müge altınları aldım. Ben aldım derken burada böyle. Allah söyletti kız. Altın aldım dedim, belki alacaksın. Bu altınları ben alamam. Gerçekçi. Niye alamazsın? Şunun fiyatı ne kadar? Hemen söyleyeyim. Söyle. Bir tane net fiyatını söyle. Net fiyatını istiyorum. Şunun fiyatı. 2,5 milyonla 3 milyon arası şu anda, hani gramına göre. Kemerini vesaire. Bir servet taşıyorsunuz aslında. Bir ev taşıyorsunuz. Bir ev taşıyorum. Evet, evet. Taç ve kemerde sıra. Şimdi de kemerimizi takıyoruz. Ama takmadan önce ben bunu bir sindirmem gerekiyor ya. Hüseyin ne kadarmış fiyatı? Fiyatını da öğrenelim. Gide 1 milyon. Yani. Şimdi pahalıdan ucuza doğru geçiyoruz. Evet. Yani pahalıyı taktık. Şimdi pahalıdan ucuz. Şimdi 3 milyondan düşüyoruz. Şimdi 1 milyonlara. Taç ne kadar? Şimdi yüzüklere vesaire. Taç da hemen hemen aynı. 1 milyon. Kolye 3 milyon, taç 1 milyon, kemer 1 milyon. Şu anda Yelda'nın üzerinde tam 5 milyonluk altın var. Durun durun, daha bitmedi. Kocaman bir yüzük geliyor. 51, 55 bin. Gramına göre değişiyor. Buranın en tuzlu, en böyle şaşalı, en böyle herkesin kolay kolay yanaşamadığı ama sizin böyle tatlı tatlı sattığınız number one şeyinizi gösterin. Altın ürününüzü gösterin böyle. Yani sağ tarafta geliyor. Geliyor, havalı geliyor. Havalı. Güzelliği dillere destan. Daha en pahalı ürünü görmedik bile. En havalısı gelene kadar şunu soralım. Bana sizden en son altın alan 5 ünlü isim söyle. Hemen söyleyeyim. Bülent Ersoy başta geliyor. Bülent gece Ersoy. Gelir her zaman. Buradan geldiği gece zaman ama şimdi Bülent Ersoy. Bülent Ersoy niye gece geliyor? Burada güvenlik görevlilerini açtırıyor burayı. Eğer ki beğendiği burada 2-3 bir firma varsa burada sadece altın değil halı firmaları falan da. Bütün mağazalarda da aynı şekilde hep böyledir. Bülent Hanım bundan aldı mı? Hiç böyle bir şey almadı. Yok, değil mi? Almadım. İşte 5 milyonun üzerinde bir fiyatı olan o takı. Önce bunun fiyatını bir alalım. Dedik ki 6 milyon mu? Şu anki altını 5 milyon 800, 6 milyon yaptı. 6 milyon. Bir şey söyleyeceğim. Kahve içiyorlardı az önce. Müge taktım. Vallahi gidiyorum. Orhan Bey, altınlar gitti. Ah, gidiyor, gitti. Çevirelim. Altınlar gitti. Nereye? 7 milyonlar. Ay. Ya. Gelsin. Öyle çok da güvenmeyelim. Bak kaçar giderim. Kaçar giderim. Güvenliği aradım, çıkamazsın. Kaçamadım. Ve evlenmeyi düşünenlerin en çok merak ettiği soruyu soruyor Yelda. Hüseyin ve Yelda arasında tatlı bir atışma başlıyor. Bir gelinin evlenmeden önce. En düşük bütçede 3 milyon. En düşük 3 milyon. En yüksek zirve 20 milyon. 20 milyon. Yani 3 milyonla 20 milyon arasında değişiyor. Bir gelinin öncesindeki takıları. Yani. Sevgili seyirciler, aramızda kalmasın izleyicileri. Müge, Boğaç, Yaşar, hepinizi çok seviyorum. Siz de beni çok seviyorsunuz. Aralık'ta doğum günüm geliyor. 29 Aralık buradan duyurulur. Yani böyle bir şey olabilir. Kemer olabilir. Yüzük olabilir. Sevginizi gösterin diyorum yani. Lafta olmaz. Belki enişte adayları. Enişte adayları. Belki. Ha. Enişteler var. Olabilir. O yok. Hayır. Oğlum erkek.
Bence bu saatten sonra kısmet açıldı. Evet. Taktım açıldı mı? Evet. Ranga. Bende. Kemal'in iyi bir işareti olsun. Ranga. Yatırım tavsiyesi olmasa da Rumeli'li Orhan ve Kemal altın biriktirmenin tüyolarını veriyor. Onların pazar alışverişleri var, mutfak alışverişleri var. Nasıl kıssınlar? Her onda mecburen grama döneceğiz. Gram. Kesme olduğu zaman en aşağı bir 50-100 gram alman lazım. Tamam, ama grama döneceğiz. Grama dönürsek gram uygun bir şey zaten. Onları biriktirip sonra külçede yapabilirler, evet. Mesela. Külçe yapıp ondan sonra ne yatırım yapacaklarsa, ev, araba ne alacaksa vesaire, altınla çok kolay alınabiliyor. Şu an kapalı olsa çarşı. Olsa nerede yediğimizi söyleyelim. Tabii ki. Nerede yedin paraları Müge? Ay hayatım, buradan eve, evden buraya. Seray, sen nerede yedin paraları Allah aşkına? Ben şimdi çocuklara yiyorum artık. Sadece bunları. Seray, nasıl olsun değerlendiriyorsun? Yani şimdi altını ben 100 yıldır falan hep altın çok severim. Annem, evet. Şimdi kardeşim izliyorsa diyeceklerdi. Küçükken diyor ki altınları alır kafandan aşağı dökerdin diyor. Ciddi böyle. Misin? Çok severim. En sevdiğim madde. Pırlanta falan değil yani, altın seviyorum. Bir madde enerjisi olarak olduğu söyleniyor. Bayılıyorum ya altına. Yani eskiden beri yatırım aracı olarak olsun. Madde olarak, çünkü dünyada sonuçta ticareti yapılıp daha az sayıda olan bir değerli madde. Maden. Kesin. Maden diyeyim. Evet. Enerjisine de çok inanıyorum. Evet. Çok da seviyorum. Şu anda geldi, hak ettiği yeri buluyor. Hmm. Ve çok arkadaşıma da altın aldırmışımdır. Beni buradan izleyenler diyordur. Seray'da altıncı diyorlar. Bak, ben bundan, altını çok seviyorum. Bundan bir 5-10 yıl öncesine kadar herkes böyle yabancı döviz falan alıyordu. Ama şimdi ekonomistlerin hepsi artık de kripto dönemi geliyor. Döviz, möviz falan, onların hepsi altın bence. Altın diyorsun değil mi? Altın. Yani altın her zaman altın. Savaş çıksa da altın. Yani başka ne olsa, çocuğuna bırakacaksan da altın. Tarihte de küp küp yapıp gene saklamışlar. Altın altındır. Ve kendi mesela bizim başlattığımız bir gelenektir. Annemler de öyle alıştı. Biz doğum günlerinde birbirimize mesela hediye yerine altın alırız. Eskiden Cumhuriyet altını alınıyordu. Evet. Şu an altın uçtu ben için. Ben de bu kafadayım. Herkes çeyrek altınlara falan diyor. Ben mesela ayda 7-8 sen Cumhuriyet altını takardım birilerine giderken hediye olarak. Şimdi bitti. Şimdi onu düşünüyorum da acayip bir para oluyor yani. Tabii ki. Evet. Onun için, ya, evet. Öyle ama şimdi çocuklarıma da mesela doğum günlerinde altın yapıyorum. Evet. Çünkü evet, o zaman gideceğin düğünde böyle aylık hani 3 düğüne gideceksen bugün karnım ağrıyor, bugün çok yorgun falan ya diye. Şey çıkmış, çeyrek altın görüntüsünde gram altınlar çıkmış. Ay evet. Aynen, çeyrek altın görüntüsünde. Şimdi bir taraftan gelinle damatlar şu an düğün yapmak için böyle gerçekten halay modundalar. Çünkü gelsin altınlar kafası. Ama artık çeyrek geliyor. Ama ya da gram geliyor gidenler yani. Gidenler çeyreği de götürmüyor. Yani evet, çeyrekmiş gibi götürenler, sahte altın götürenler, gelip mekandan kaçıp gidenler, yani, tabii, yani fotoğraf verip gidenler. Uçtu çünkü altın. Eminönü'nden sahtesini alıp bu yan taraflarda da sahtesi satılıyor. Oradan sahtelerini alıp takanlar. Evet, sonra Alişan gibi kamerada onları yakalayanlar, evet, falan. Düğününde çocuğun sahtesini taktılar. Kameradan bir şeyden yakalanmış. Peki kapalı çarşıya ne diyor Rumeli? Orhan, gece Bülent Ersoy açtırıp altın alıyor diyor. Senin program onun meşhur partnerin. Zaten beşi bir yerde sevmeleri meşhur, hatta böyle hani evet, evet, şey programlara gittiğinde falan hediyeler o şekilde geliyormuş ya. Evet, bayağı yani. Beşi bir yerde hediye götüren sektörde tek kişi Bülent Ersoy ama herhalde. Artık götürebiliyor mu şu şartlar altında bilmiyoruz tabii ki. Evet, bilmiyorum. Evet, ben de bilmiyorum. Bana gelmedi bir şey. Hadi buradan dünya güzelleri. Hiç sette öyle bir hediye bir şey görmedin mi Bülent Ersoy'dan? Yok, çok güzel.